Sizi özel bir konukla tanıştıracağım şimdi. Bilmiyorum, televizyonlarda bence ilk defa çıkıyordur. Fakat gündemdeki adam. Ben çok merak ediyorum. Fakat öylesine deyip hani bazen insanın da talihi açık gidecek. Biz tabii riske de girdik bir parça ama şansımız açık çıktı. Şöyle. Adı Orkun Şıktaşlı. Manisalı. Bugün itibariyle birinci günü. Neyin birinci günü? Dün Meral Akşener onu Ankara'ya çağırdı. Benim de Manisa'dan tanıdığım arkadaşlarım var. İşte Ömer olsun, Ömer Geriter, bazı arkadaşlarımla birlikte Ankara'ya gittiler. Dün Meral Akşener onu Millet İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladı. Bakın, gündemdeki adam. Dün Ankara'daydı, bugün Manisa'dayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmail. Nasıl bir gün oldu? Oldukça tempolu, hareketli ve biraz da yorucu ama evet, fevkalade keyifli. Kaç yaşındasınız? 47 yaşındayım. 47. Ne iş yapıyorsunuz? İnşaat mühendisiyim. Nerede okudun? Şu sesi alın kulağımdan arkadaşlar. Konuma odaklanmak istiyorum. Evet. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunuyum. Ağırlıklı olarak proje, iş geliştirme alanlarında çalıştık. Ve hiçbir şekilde siyasetin içerisinde olduğumuz için devlete fatura kesmeden kamu ihalelerini dahil olmayan bir firmanın kurucu ortağıyım. Siyasete nasıl girdiniz? Siyasete 90'lı yılların başında girdim. O dönem ülkeme hizmet etmek adına siyasi partileri araştırdım. Merkez solda 3 siyasi parti vardı. SHP, DSP ve CHP'nin de kuruluş aşamasıydı. Sağda da Anavatan Partisi iktidarlarından yorulmuş bir Türkiye vardı. Ben o dönemde merkezde bulunan diğer Doğru Yol Partisi'ni tercih ettim ve hizmet etme yolunda kendimi... Doğru Yol Partisi, Kırat'tan evet, geliyorsunuz. Evet, denebilir. Meral Hanım'ın da öyle bir geçmişi evet, var. Evet. Şimdi sizin hayatınızda bu 47 yıllık ömrünüzde artık sizi bütün Türkiye izliyor, çok izlenen bir programdayız. Evet, farkındayım. Tanıtacağız ama sorularım da var. Tabii ki. 5 Şubat 2019 sizin hayatınızda önemli. Kesinlikle. Ne oldu dün? Dün bence sadece kendi adıma değil, Manisa'nın da, Türkiye'nin de önünde yeni bir şeylerin gösterilebileceği bir sürecin başlangıcı oldu. Kendi adıma dünü ben böyle tarif ediyorum. Ankara'ya gittiniz. Evet, gittim. Ankara'ya niye gittiniz? Ankara'ya aday olmak için gittim. Evet. Adaylığım ilan edildi ve... Meral Hanım ilan etti. Evet, Meral Hanım. Ne dedi Meral Hanım? Kazanıp gelmezsen anne terliğini yersin dedi. Ha öyle mi? Evet, Manisa'daki evet, seçim kazan dedi size. Aynen öyle. Kazanabilir misiniz? Kazanacağımı inanıyorum. Peki siz yalnızca İyi Parti'nin değil, aynı zamanda evet, Millet İttifakı olarak ortak adaysınız. Evet. O nasıl oldu? O nasıl oldu? Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'ma ayrıca bir teşekkür borçluyum. Geçtiğimiz yılın Mart ayında kendileri bana... güzel adımlar attılar. Manisa'da seçimi kazanabileceklerini ve adayları olmamızı teklif ettiler. Sonrasında ittifak süreci ilerledikçe iki il başkanımızın ismimizi partilerinin merkezlerini bildirmeleriyle ve sonrasında Manisa'nın İyi Parti'de olmasıyla düne geldik ve bugün karşınızdayız. Hazır mısınız? Kendinize güveniyor musunuz? Kazanabilir misiniz? Kesinlikle. Rakibiniz güçlü. Çok güçlü. Siz? Biz de güçlüyüz. Hanginiz daha güçlüsünüz? Tabii bu ben daha güçlüyüm, ben onu yenerim noktasında bir iddiayı gerektirir. Biz iddiayı çalışmamızla önümüzdeki günlerde koyacağız. 53 gün var. 53 gün. İzlediniz mi başkanı sabah bizde? İzleyemedim. Çünkü buraya gelmekle... O sırada peki başkan nasıl bilirsiniz, nasıl tanırsınız? Başkan benim ağabeyimdir, arkadaşımdır. Fakat yönetimsel anlamda çok farklı olduğumuz yönlerimiz vardır. Biz de zaten dostluğa rağmen rakip olmayı bu şekilde tercih ettik. Mesela onun yaptığını ne yapmazsınız siz? Onun yapıp da siz yapmayacağım dediniz ya da onun yapmayıp da ben böyle yaparım dediniz. Ben borçlanmak yerine önce gelirimi arttırıp gelirime göre yatırımı yapmayı tercih ederim. O borçlanıyor mu? Şu an elimdeki verilere göre, İller Bankası'na göre büyükşehir belediyelerinin gelir ve gider performansına 30 büyükşehir belediyesi arasında 2017 gelirine göre
Türkiye'nin en borçlanan büyük şehridir. 30 büyük şehir arasında Manisa. Öyle mi? %40'tır ve Türkiye'den daha kötüdür. Peki, ittifak var ya ittifak. Hı hı. Ben bunu sizin rakibinize de sordum. Benim gördüğüm Adana'da, Mersin'de, burada, Manisa'da ittifak biraz zor oldu. Her iki taraf için de zor oldu. Sizde nasıl oldu? Mesela İyi Parti ve CHP'nin ortak adayısınız siz. Bu nasıl oldu ve sahada bunun yansıması nasıl? Manisa'da bu her yerden farklı olarak çok kolay oldu. Sizin açınızdan mı? İyi Parti'nin il başkanı da belli olduktan sonra seçim süreci öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti il başkanlarının uyum içerisinde çalışmasıyla Türkiye'de ilk 17 tane kendi ilçesiyle rakipsiz birbirlerine karşı karşıya gelmeden ilçelerin de paylaşıldığı bir durum söz konusu. Dolayısıyla birlikte olmakla ilgili hiçbir sıkıntının olmadığı bir zemin var. Dolayısıyla... Evli misiniz efendim? Evliyim. Evlisin. Ne zaman evlendiniz? 1998 Haziran. Çocuk var mı? Var. Bir oğlumuz var. 14 Allah yaşında. Bağışlasın. Adı ne? Adı Eymen. Eymen. Hı-hı. Güzel isim koymuşsunuz. Hı-hı. Allah bağışlasın. Amin. Hepimizin. Bütün adaylara soruyorum bunu ben. Çünkü sizi tanımıyorum zaten. Sizi ben dün diğer adayı da gördüm. Hı-hı. Sizi de gördüm ama böyle kısa kısa. Çünkü çok böyle o duygudan, o büyüden çıkmanızı da istemem. Çünkü ilk defa karşılaşmış olmanın verdiği bir duygu da benim için önemlidir. Bütün adaylara sorduğum soru. Siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Öncelikle çok az kelimeyle ifade edersem, bana kendini en uzak görene dahi kendimi uzak hissetmiyorum. Bu birincisi. Hı hı. Ve hemen hemen mottom diyebilirim. 1000 kişiye akıl verilmiş, 1 kişi alırmış, ben o bir kişiyim diyorum. Peki mesela siz merkez sağ mısınızdır? Yani gönülden böyle doğru yol kökeninden mi geliyorsunuz? Ben merkezim. Kendimi, ne demek merkez? Herhangi bir yönde değil, akılcı, bilimsel ve yaşadığım şehrin, ülkenin menfaatleri doğrultusunda bilimsel ne varsa onu değerlendirerek daha iyiye geleceğe taşıma. Bilim odaklı bakıyorsunuz. Evet, öyle bakıyorum. Mesela sizi ne heyecanlandırır? Beni ne heyecanlandırır? Yenilik ve gelişme. Üzerine bir şey koyabildiğim takdirde, konulduğu takdirde ben heyecanlanırım. Mesela ne korkutur sizi? Neden korkarsınız? Belirsizliklerden. Belirsizlikten. Hı hı. Peki belediye başkanı oturdunuz 1 hı hı. Nisan'da. Hı hı. Belirsiz bir tablo da olabilir. Ben belirsiz bir tablo görmüyorum. Neden? Ben hayatım boyunca siyasetin içerisinde bulunduğum zamanlarda parlamenter olmayı hedeflemedim. Hiçbir yere aday olmadım. Sadece adaylıklarım belediye başkanlıklarındaydı. Dolayısıyla bununla ilgili hazırlıklıyım. 2004 yılında da Manisa Belediye Başkanlığı'na adaylığım olmuştu. Şehri biliyorum, vilayeti biliyorum. Geçmişte siyasi parti il başkanlığım var. Hemen hemen her köyüne kadar gitmişliğim vardır. Manisa büyük bir şehirdir. 900'ün üzerinde eski haliyle, şimdi hepsi mahalle oldu, köyü vardır. Hemen hemen gitmediğim köyü geçmişte yoktur. Sizi niye seçtiler? Mesela sizce Meral Hanım, işte CHP'nin Manisa il başkanı. Hı hı. Yani ne gördüler sizde? Onu anlamaya çalışıyorum. Biraz önce en başta söylediğiniz gibi güçlü bir belediye başkanı var. Hı hı. Onu yenebilmenin yolu adayı bulmaktan, aramaktan geçiyordu. Manisa'nın bu derece geç kalmasının nedeni o doğruyu bulmaktı ve biz bu sonuçta aday olduk. Peki mesela Manisa size niye oy versin? Ben mesela diyelim Manisalıyım, bir üreticiyim, sorunlarım var, hı hı. Esnafım, dükkanım boş, kiramı ödeyemiyorum, iş yok. Hı hı. Ya da Manisa'da yaşayan bir kadınım, hı hı. Sosyal aktiviteler istiyorum, hı hı. Çocuğum için kreşler istiyorum. Niye size oy vereyim ben? Şimdi biz belediyeciliği Türkiye'de genel anlamıyla bina yapmak üzere kurgulamışız. Donatılar elbette ihtiyaç, sosyal olursa fevkalade güzel. Fakat bir bütünlük içerisinde şehri hiçbir zaman değerlendirmemişiz.
Ben biraz önce söylediğiniz cümleyi şöyle yorumluyorum. Aslında ekonomiyi okumayı da bilmediğimiz gibi temel anlamda değerleri de oluşturmak noktasında yoksunuz. Manisa yüz ölçümü olarak 13 bin küsur kilometre. Baktığınızda bir devlettir İsviçre, onun üçte biri büyüklüğünde. İnanılmaz bir tarım potansiyeli var, enerji potansiyeli var. Evet. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Türkiye rüzgar enerjisi potansiyelinde 4. sırada. Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa'dan sonra. Bakıyorsunuz jeotermalde ona keza. Manisa kendisine yetebilecek bir vilayetken hiçbir şekilde bunlar organize, reorganize edilmediği için başıboş, dağınık bir vilayet. Siz ne yapacaksınız? Ben bütün Manisa'yı tek bir güce dönüştürmeyi hedefliyorum. Kendine yeten ve ülkesine de bir katma değer sağlayan. Bir güç birliği falan vardı buradan. Bu hani dağıtım şirketlerinde, bu sanayi, burası sanayi kenti aslında değil mi? Tabii. Şimdi burası çok klasik bir liman arkası hinterland İsmail Bey. Hı hı. Çandarlı tarafına Avrupa'nın en büyük limanının yapım süreci devam ediyor. Manisa, İstanbul'un arkasındaki Gebze, Kocaeli, Adapazarı potansiyeline sahip. Hı hı. İzmir hemen yanımızda. Hı hı. Yaklaşık 30 kilometrede limana varıyorsunuz. Ve Manisa kendini bu limana göre hiçbir şekilde konumlandırmamış. Manisa'nın nüfusu artıyor. Vilayet olarak değil. Hı hı. İzmir'e yakınlık kısmında. Hatırlıyorum, 2000 yılında sayım yapıldığında 196 bindi. 2003'te yapılan sayımda 216 bindi. 2007'deki sayımda 283 bindi. Ve o zamanlarda Manisa, Financial Times'ın dünya genelinde yatırım yapılacak şehir olarak gösterdiği yerdi burası. Niçin? Çünkü kendi içinde bir sinerjisi var, büyümesi var. Her türlü şeyin yapılabileceği bir yerdi. Bir izin verirseniz, biraz önce konuğumuza da sordum. Ben size eşit süre veriyorum. Kafamda hangi soru varsa ikinize de sormaya çalışıyorum. Çarşı pazara gitmek istiyorum. Ekonomi. Evet. Çünkü ben şunu görüyorum Sayın Başkan adayı. Bu seçimin kaderini ekonomi belirleyecek. Yani benim vatandaşım, üreticim, köylü, emekli, emekçi, işçi, işsiz, çarşı pazar. Ben dün çok dolaştım Manisa'da falan. Durum iyi değil. Ben bunun nasıl yansıyacağını çok merak ediyorum. Ama yansıması için de sizin gibi bütün adayların nasıl bir yönetim modeli sergilediklerini anlamak istiyorum. Türkiye, gördüğünüz gibi biz sadece Manisa'yı konuşmuyoruz. Aslında konuştuğumuz mesele Diyarbakır'dan İzmir'e, Ardahan'dan Edirne'ye kadar sizlerin meselesi. Ekonomi, üretici, esnaf konusunda sizin ne düşündüğünüzü, mesela kadınların üretime nasıl dahil edileceğini, işsizlerin nasıl istihdama katılacağını, esnafın işleri nasıl olacak, üretici nasıl kazanacak, bunları merak ediyorum. Ama bu arada Batman'dan izleyenlerim yazıyorlar. Sevgili seyirciler, yakında Batman'a geliyoruz. Batman'ı yetiştirdiği bir arkadaşım, dünya çapında bir sanatçı Ahmet Güneştekin'le birlikte yakında Batman'da bir kültür sanat etkinliği için bir araya geleceğiz. Yani orada kültür sanat merkezi bir müze kuruluyor. Biz de davet ettiler. Biz de bu önemli açılıma, yani Batman için oraya geliyoruz. Evet, ne yapacaksınız ekonomide? Tabii şimdi kılcal damarlara inmek için önce bir potansiyel oluşturmak gerekiyor. Manisa'da biz ticaretin hareketlenmesi için büyük projeler yapmak zorundayız. Bu projelerden bir tanesi hem istihdam oluşturmalı, hı hı, hem de temel zaruri ihtiyaçlarımızdan beslenmemizi karşılamalı. Hı hı. Geçmişte Manisa'da ve Ege bölgesinde çok güçlü bir tarış birliği vardı. Bu zaman içerisinde doğru yönetilmemek, ülkenin değerlerinin doğru yerlerde temsil edilmemesi nedeniyle yozlaştı ve çoğu zarar eder hale geldi. Biz piyasayı belirleyerek tarıma dönük, hayvancılığa dönük, kooperatifçiliğe dönük işleri organize etmeyi düşünüyoruz. Hı hı. Ve büyük çatıların altında kadınlarımızın, gençlerimizin istihdam sorununu da çözmeyi hedefliyoruz. Manisa her şeyle kendine ürün anlamında da yetebilecek bir şehir. Ülkemize de burada bir katma değer oluşturarak fayda sağlamayı da hedefliyoruz. Bir önemli tartışma daha var. Ben tabii sizi bu anlamda ilk defa ağırladığım için onu çok merak ediyorum. Geçmişte cemaat dediler, işte iktidarla çok yakın ilişki içinde oldu,
Gülen cemaati, sonra terör örgütü olduğu ortaya çıktı. İşte ve 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasını yaşadık. Siz nasıl görüyorsunuz onları? Burada siz tanıdınız mı, baktınız mı, gördünüz mü? FETÖ ve Manisa desem size ne yanıt verirsiniz? Herhalde 2009'da aday adayı olduğumda en büyük zararı gördüğüm yapı olarak niteleyebilirim. Öyle mi? Her türlü yanlış, olumsuz tezvirat hakkında yapıldı. O dönemde fazlasıyla ailemle birlikte üzüldüm. Ben FETÖ yapısının özellikle şahsıma burada bilinçli ve garaz üzerine zarar verdiği düşüncesindeyim. Bendeki ilk izlenim budur. Bundan sonra nasıl mücadele edilir? Mesela siz belediye başkanı olsanız FETÖ'nün oraya girmemesi, sızmaması için ne yaparsınız? Nasıl emin olacağız bundan? Bundan emin olmak için devletin kurumlarıyla irtibat halinde bulunup istihbarat anlamında yeterli lojistiği almaya çalışacağız. Peki. Şimdi bir de halkımızın çok yoğun yaşadığı bir sorun daha var. İlaç sıkıntısı haberimiz vardı arkadaşlar. Biz aynı zamanda kamu sağlığı, halk sağlığı açısından da bunu bir önemli görev sayıyoruz efendim. İlaç sıkıntısının giderilmesi, hani erken saatlerde size haberini sunmuştum 8 kuşağında, başta SMA hastaları olmak üzere hastalıkla mücadele ederken mağdur olanların sesini duyurmuştuk. Duyurmaya gayret edeceğiz. Bu konuda parlamentoya bir düzenleme gelmişti. Bundan duyduğumuz memnuniyeti ve bunu takip edeceğimize dair kararlılığımızı ifade etmiştim. Sırada ilaç sıkıntısı konusunda bir haber var. Daha sonra Millet İttifakı'nın Manisa adayıyla ilgili sohbetimiz devam edecek. Evet. Az evvel sizlere Cumhur İttifakı'nın yani AK Parti ile MHP'nin ortak adayının görüşlerini aktarmıştım. Sırada Millet İttifakı'nın ortak adayı var. Burada da zaten CHP Manisa İl Başkanı da var. Aranız iyi herhalde. Fevkalade iyi. Yakın dostumdur o da. Öyle mi? Peki ben konuğuma bir soru sordum. Daha doğrusu izleyenlerimden geldi. Ama Manisa'dan benim de tanıdığım birisi. Manisa siyasetini yakından takip eden birisi. Başkana sordum. Aynı soruyu size de sormamı istiyor. Sayın Bahçeli, Millet İttifakı için Zillet İttifakı dedi. Ben bunu sizin rakibinize de sordum. O kendince yorumunu yaptı. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi ben genel başkan seviyesinde devletin en üstünde bulunmuş bir zatın bu şekilde ötekileştiren ve çirkin ifadeler kullanan tavrını öncelikle kınıyorum ve yakıştıramıyorum. Çocuklarımıza rol model olması gereken siyasi liderlerin bu şekil karşısındakini aşağılayıcı, hakir bir söyleyişle ezmeye çalışmasını yanlış buluyorum. Şöyle de diyebiliriz. Mesela başkanımız, Büyükşehir mevcut başkanı, benim gibi AK Parti demiyor. Her koşulda AKP diyor. Ötekileştirmek bir şeyleri negatif olarak üzerinde siz AK rütüş Parti yapmak. Ben AK Parti diyorum. Neden? Çünkü adamın adı Hasan'sa onu ısrarla Mehmet demenin anlamı yok. Bize farklı farklı şeyler söylüyorlar. İp diyorlar. Biz İyi Parti'yiz. Tıpkı AK Parti'nin AK Parti olduğu gibi. Bunları siz eleştiriyorsunuz böyle yapılmasın kesinlikle, diye. Kesinlikle, kesinlikle. Yani insan bir şekilde yolunda yürürken üzerine çamur atmak gibi bir şey benim gözümde. Bu yakışmıyor. Seçim döneminde kampanya 53 gün var. Siz böyle polemiklere girmeyeceksiniz o zaman anladım. Kesinlikle. Biz toparlayıcı olacağız. AK Partili de, Cumhuriyet Halk Partili de, İyi Partili de, Saadet Partili de. Ne kadar Manisa'da yaşayan insan varsa bu ülkenin vatandaşıdır ve hepsi bizim bütünümüzün bir parçasıdır. Ötekileştirmenin her türlüsüne karşıyız, kucaklayacağız. Dün bir olay yaşandı. Sizin partinizden bir milletvekili istifa etti. Dün Sayın Erdoğan'ın katıldığı bir törenle AK Parti'ye geçti. Bak, İyi Partili bir milletvekili AK Parti'ye geçti. Ben geçmişine de baktım. Geçmişte MHP'nin de Manisa İl Başkanlığı yapmıştı. Bu neden oldu? Yani bu nasıl oluyor? Tabii yani tercihler bu tarz durumlarda iki sebepten olur. Bir, etik olarak bulunmuş olduğunuz yerde koşullarınızın, ortamınızın kendinize uymadığını düşünürsünüz. Bir adım atarsınız ya da çıkarlarınıza uygun gelir. Öyle davranırsınız. İkincisi, ben burada etikten daha çok çıkarların ön plana geldiğini
ve uygun bir istifa olmadığı düşüncesindeyim. Peki bu nasıl oluyor? Mesela bir insan hem MHP'nin il başkanlığını yapıyor, sonra İYİ Parti'den geliyor, aday oluyor, seçiliyor. Ondan sonra da gidiyor AK Parti'ye giriyor. Yani bu değil mi? Nasıl mümkün oluyor bunlar? Ben 2014 yılında Büyükşehir Meclis üyesi oldum. AK Parti listesinden. Ama ayrıldığım zaman bir siyasi partiye geçmek yerine görevimi bağımsız olarak sonlandırdım. Dolayısıyla bir transferi yapmak o koşullarda etik olarak doğru değil. Siz bulunduğunuz koşullarda işlerin yanlış yürüdüğünü söylediğinizde buna karşılık gelmiyorsa, çaresiz kaldığınızda ben ait değilim diyebilirsiniz. Evet. Bu başka bir şeydir. Ama bir şeylerde... Uygun bulmuyorsunuz. Evet, bulmuyorum. Peki. Bu arada üzerimde kalmasın. Sabah selam söylemişlerdi. Çok güzel dualar vardı. Şengül Gül anneme, Behiye Zanlı anneme ve genç bir anne Ece Geritere'de Çalar Saat'e gösterdikleri duyarlılık için çok teşekkür ediyorum. Manisa'dan yağmur gibi mesaj yağıyor ve diyoruz ki bu sabahki etiketimizi bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Halkın tercihi. Şu anda sosyal medyada çok konuşuluyor. Ve Cumhur İttifakı'nın ortak adayından sonra eşit süre verdiğimiz Millet İttifakı'nın ortak adayı. Sonumuza doğru geldik sürenin. Ne demek istersiniz? Şöyle bir seslenin. Yalnızca Manisa'ya değil, Manisalılara seslenin. Size neden oy versinler? Bir de Türkiye'ye seslenin isterim. Evet. İlk defa televizyona çıkıyorsunuz değil mi siz? Yani geçmişte var ama bu şekil bir program ilk defa alıyor. Son sözlerinizi alalım. Manisa'da bambaşka bir ülkeye fayda sağlayacak yapılanmanın içerisine gideceğimizi seçmenime vaat edebilirim. Ağırlıklı olarak 0-6 yaş dönemi çocukların eğitiminin en önemli dönem olduğunu düşünüyorum. Her türlü zekanın 6. yaşta olgunlaştığı ve üzerine ekleminin pek olmadığı bilimsel olarak doğrulanmış bir gerçek. Biz gelecek nesilleri oluşturacaksak, doğru yetiştireceksek, kinetik, matematik, sosyal ve motor becerileri anlamında 0-6 yaşa özel ilgi göstereceğiz. Biz geleceği inşa etmek istiyoruz. Kendim mühendisim. Şehir kurmaktan ilgili fikirlerim zaten var. Bunu şehrim biliyor. Ama biz sosyal boyutuyla da, kültür ve sanat boyutuyla da İzmir'in üzerinde bir hedefi kendimize koyduk. İzmir'in üzerine. İzmir'i bilir misiniz? Bilirim. Takip ediyor musunuz İzmir'i? Tabii. Orada ne olur sizce, ne görüyorsunuz? Tunç Soyer kazanır. Kazanır mı? Neden? Bariz. Neden kazanır? Çünkü halka dokunuyor ve teması çok yüksek. Klibimizi hazırlayın. Teması çok yüksek. Ben insanın kalbinden gelen enerjinin karşısındaki kişiye yansıdığına inananlardanım. Sizin kalbinizden böyle bir enerji, kendinizi enerjik hissediyor musunuz? Kesinlikle. Böyle atak. Kesinlikle. Mesela yönetebilirim diyorsunuz. Bu önümüzdeki 53 günün 40 günde ben kendi evimde kalmayarak yapacağım kampanyamı. Alaşehir'e gittiğimde orada kalacağım. Peki. Gece ve sabah orada uyanıp kampanyamı sürdüreceğim. Ben de dikkatle takip edeceğim size. Tamam. Çok teşekkür ben ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Size evet efendim, işte İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı. Ben şimdi izin verirseniz Millet İttifakı'nın adayını uğurlayacağım ve aranıza bir sürprizle geri geleceğim. Son sözü beraber söyleyeceğiz efendim. 6 Şubat 2019 günlerden çarşamba İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı Manisa'daydı. Sürprizli bir gün oldu. Dün İzmir, bugün Manisa. Kim bilir yarın, öbür haftalarda neler olacak. Ben şimdi sizlerle vedalaştıktan sonra Ece ve Ömer Geriter'le birlikte bebek görmeye gideceğim. Hasan'ımızı görmeye. Oradan Kamuran Gül ve Uygar Gül'le birlikte Çağan'ımızı görmeye gideceğim.